Herkese merhabalar, ben Tevfik. Yeni bir oyunla başlayacağız. Yani yeni bir seri olabilir tabii, size kalmış. Beğeniyorum işte, hani ona göre devam ederiz. Birkaç bölüm çekerim. Oyun Falafel Simulator, Trader Life'ın yapımcıları ve aynı zaten evin şeyi işte yerleşimine falan bakarsanız kendimizi görebiliyoruz. Trader Life'te göremiyorduk galiba. 50 dolar paramız var, bir de bir dükkanımız var. Şurası. Falafel Orta Doğu'da bayağı ünlü, meşhur bir yemek bu arada gençler. Burada mutfağımız var. Burası da bizim sokağa açılan kapımız. Böyle bir yerde oturuyoruz. Abi bizim eve bakıyor. Hayırdır? Camlar biraz kirli ama işte. Her neyse, Falafel Orta Doğu'da meşhur bir yemek. Biz bunu canlı yayında birkaç kere oynadık. Bir kere oynadık, özür dilerim. Yani. Ben bu oyunu Trader Life'a aldığım zaman aldım. İkisini aynı anda aldım. Yani Trader Life'da dünyanın bölümünü çektik. Daha burada oralara gelmedik ama yani bunu yeni başlıyoruz. Şimdi burada bizim küçük dükkanımız. Böyle bir tane ocağımız var. Ocağımızın yanına gaz tüpümüzü koyacağız. Yine E'ye yapıp E'yi de bırakıyoruz. E'yle bir şey seçiyoruz. Yine bunu E'yle açtık. Buradan pişmeye başladı. Böyle iki tane de masamız var hazırda. Cam kenarı. Hatta şimdi minnoş masalar yapalım. Oyun hedefleri falan ilerliyor. Ama oyunun ilk hedefi biraz fazla. 15 tane şu masalardan almamız istiyor. Yani para kazanmak çok da kolay değil açıkçası. Öyle söyleyeyim. Barıştaki kaldırma. Tutamıyor muyum ya? Tane şuralardan çıkabiliyor. Böyle. Bunu şöyle bırakalım. Toptancıya gidip gelmek için kullandığımız motor. Aynısı şeyde de vardı. Hatırlarsınız. Brother Life'de de vardı. Ve eğer bunu kapatmazsanız bu sürekli pişmeye devam ediyor. Mısırların hepsini pişirelim. Burada ne var? Bu fol. Bu da yine böyle bir çeşit herhalde meze tarzı şey. Lokumluk. Lokumluk biliyorsunuzdur herhalde. Evet. Falafel istiyor. Burası paket siparişi gibi. Böyle ayak tutan gelen yolcular buradan alıyor. Yolcular, misafirler, müşteriler. Burası da William's Shop. Trader Life'da Jabber vardı. Burada da William var. Bu arada toptancı oluyor. Oradan mallarımızı getiriyoruz. Burada tane çat mıydı? Yanlış hatırlamıyorsam öyleydi. Hemen müşterimizi falan filan getiriyoruz. Görüyorsun. Onların içine bir tanesinde 5 tane falan çıkıyor bu arada. Böyle bir şey yapalım kendimize. Bir tane de servis masamız vardı. Tamam. Bir servis masamıza koyalım. Paketlerin içinde 5 tane var. Her 5'in içinden 5 tane de servis çıkartabiliyoruz. Bu şekilde. Yani bir paketten 25 tane servis yapabiliyoruz. 12 saniye kaldı. Neler var başka? Kızı onları gösterecek.
Burada salata var mesela. Bu bitti. Hemen boşa gitmeden şuna bir tane daha atalım. Burada içecekleri var yine. Böyle toptancı da geliyor ama her şey değil. İşte şeyleri getiriyorlar. Hayır, onlar mısın? Bir getiriyorlar ve çöpten almaya geliyorlar. Şu anda çöpümüz çıkmadı. Bunu da şuraya koyalım. Buradan buraya veririz. Bu zaten burada. Abi şu an tütün bitmedi yani. Tütün %56 var. Bu muhtemelen bitmez de. Bitmiş mesela. Yine çöp çıkmadı. Çöp tamamen doğaçtan çıkıyor. Bazen yani falan çıkıyor. Bu arada yemeği önlerine koyduğunuzda B'ye basıp vermeniz gerekiyor. Diğer türlü kabul etmiyor. Sebebi nedir hiç bilmiyorum. O bitti mesela, gördünüz mü? 5 tane vardı, bitti. Heh, ilk çöpümüz de çıktı. Çöpümüzü de koyduk. Saat öğlen 1 oldu. Burada yine akşam 1 saatten sonra müşteri gelmiyor. Eve gidip uyumamız gerekiyor. Dinamik olarak Trader Life'a bayağı benziyor zaten. Geri geldi. Güzel bir müzik var bu arada. Bitti, bunu kapatmazsanız eğer çalışmaya devam ediyor haberiniz olsun. Müziği daha çok dinlemek isterdim ama maalesef telif hakkı yüzünden, yani telif yememek için diyelim, en azından şimdi yarıda kapattım. Bu oyuna dedim ya, ben Trader Life'ı aynı zamanda aldım. Hani hangisi daha önce çıktı bilmiyorum. Ama bu oyunu çok güncelleme getirmediler. Yani hatta hiç gelmedi galiba. Keşke bu oyuna da biraz ilgilenseler. Bence bu oyunu biraz daha toparlayabilirler diye düşünüyorum. Normalde yanı böyle salatayla falan servis edilen bir şey sanırım. Bakın mı? Fotoğrafta öyle gözüküyor. Ben baktım daha çok bu Ermenistan tarafında falan tercih ediliyor diye gördüm ama yanlış da biliyor olabilirim. Falafel neymiş diye biraz baktım da. Aynen, ilk görev yani challenge demiş. 15 tables in your shop. Yılda 15 tane masa olmasını istiyor. Şu şekilde. Ayrıca şunu saymıyor. 12 tane var. Onları da arttırmaya çalışacağız. Bu arada benim dikkatimi şu çekti. Bilmiyorum, sizin de çekti mi? Ne Trader Life'da ne Falafel'de kadın müşteri yok. Yani kadın çalışan da yok işte Trader Life'da. Yani oyun yapımcısının farklı bir mesajı var mı? Ne anlatmak istiyorlar? Onunla ilgili bir bilgim yok ama. Bir paket daha çöpümüz salır. Saat 4 oldu. 127 dolar paramız var. 57 dolar karımız var diyebilirim. Yani günü 50 dolarla başlamıştık. Kar demeyelim de. 7 dolar kadar paramız var. Elektrik parası falan da ödüyoruz diye hatırlıyorum. Yanlarında da çok uzun oynamamıştık. Da oynamıştık. Dükkanın karşısına geçip otururlar ya.
Buradan bir tane de komşu bulsak. Yani şu adam gelse şurada bir tavla atar. Ama sokak da tehlikeli. Abi dudakları niye simsiyah? Oo, 2-2 oldular. İyice kıtışıyor. Hala kapışıyor muyuz mu? Bak bu başka. Yok, siyah dudaklar ama yerleri değişik. Açıyor, o da kovalıyor şimdi. O da olay çıkacak diye korktu herhalde. Herkes bir gergin yürüyor ama. Evet, 15 olmuş. Bu arada biz yine genel müşterilerimize devam ediyoruz. Cowboy tarzı abilerimiz var. Bunlar alışıldık artık. Ekranı şöyle döndürürken ekranda siyah bir şey çıkıyor. Bilmiyorum, kayıtta da gözüküyor ama. Tabii efendim, buyurun 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 buyurun. Neyse, bunlar çöp falan bırakmıyorlar geride. Masada da oturup kirletmiyorlar. Ben yıldızımın yanında 3 tane artı vardı. Birer. Niye vardı? Ne işe yarıyorlar bilmiyorum. O artılar. Öpü dışarı falan mı koymam gerek? Bir yer yok ki burada. Evet, ilk kez humut isteyen bir müşterim oldu. Hemen humutunu verelim. Kalapelini götürdüm. Ah, humutu. Ne kaldı? Gidip bir tane daha alabiliriz. Gidip alsak mı? Müşterilere de vereyim mi? Bunları da verelim. Buradan bir falafelle bir humus olup geldi. Yani ilk bölümden oraya da gitmiş olur. Motorun hakimiyeti çok kötü. Ya abiye çarptık, abi bizi döndürdü. Yolun ortasına gitmek lazım. Şu araba bile aynısı ya. Merhaba abim, hayırlı işler olsun. Bir tane falafel alacağız. Sen de humus alalım. Koyabilirsek aslında bir tane daha da alabiliriz de. Oğlum koyamam. Ben şöyle geniş geniş dönelim. Daha şey gelmiş, çöpçü gelmiş. Ve müşteri var. Hadi. Hah, müşteri geldi, takıldık diyecektim ya. Şimdi burası ne istiyor? Falafel humus istiyor. Hemen verelim. Bu arada oturanlar daha uzun bekleyebilirken bunlar biraz daha hızlı olmamızı istiyor. Yani buranın şeyi de o. Pardon abi. Pardon, pardon. Çöpler. Çöpleri atalım hemen. Çöplerimizi attık. Neydi bu? Humustu zaten. Humusu şöyle koyabiliriz. Burası bitmiş. Şurayı temizledik. Her çöp. Bunu da atalım.
Burada yeni bir falafel var. Hemen indirin ısıtalım. Burada 5 kalmış, burada 1 kalmış. Ayrıca falafel. Tabii o da olur. Yani burada bir nevi işin çoğunu kendimiz yapıyoruz. Hani Ödüller falan da kendimiz yapıyordu. Orada satış falan otomatik müşteriler, çalışanlar yapıyordu. Burada onu da biz yapıyoruz. Evet. Tamam. Bu kamyon da gitti. Hava karardı. Saat 22 oldu. Yanılmıyorsam 22'den sonra müşteri gelmiyor. Şuradaki falafelimizi alalım. Sonra biz de kapatabiliriz dükkanımızı. Bakalım gelecek mi müşteri. Hem ona onu bakmış olalım. Ama hava karardı. Hazırımızı kapattık. Tamam. Güzel. Aa geldi. Ben dükkanı kapatıyorum ha. Geliyorlar mı acaba ya? Şöyle. Yanlış mı hatırlıyorum? Kaça kadar gelmiyorlardı ki? O zaman devam. Burada bir tane kalmış. Önce burayı yaptım. Erken burayı da verdik. Hemen şuraya bir falafel. Burayı temizleyelim. Humusumuzu da atalım. İyice karardı. 11 oldu. Aynen. Şey mantığıyla da dış dünyanın dinamiğiyle aynı şekilde. Şurada 10'da kararıyor. 11'de tamamen gidiyor. Ama ben müşteri gelmiyor diye hatırlıyorum neyse. Geldiler. Bitene kadar gelen olmazsa kapatıp gideriz abi. Saat 11 olur çünkü. Şimdi ilk video olduğu için yine videoyu bir tık uzun tutacağım. Şöyle. Camlarda da köpek var. Işığımız var mı? İyi güzel. Işığımız varmış. Evet, tatlış tatlış uyuyalım bakalım. Hey hormuş. Sabah oldu yine. Vay be. Meşedimiz yanıyor. Orada tencerede aşımız kaynıyor. Ve hava yağmurlu. Camları da silmiştik aslında değil mi? Neyse dükkanın camları şey anlattı. Bizim motor hep çalışıyor. Sabah saat 7. Dükkanımızı açtık. Sonra da şöyle ateşledik. Bir, iki, üç, dört tane falan koyabilirsin herhalde bunun üzerine. Bunun içinde 12 tane var. Bunun içinde de 5 tane var. Sonra şöyle bir tane çıkartayım ve göstereyim. O da salatamız. Kapıyı ben falan alabildiğimi söylüyorum ama ne diyor? Bu. Eyvah. Şöyle mi? Ok deyince kutusundan ben kullandım evde. Sıkıntı yok. Sabahları çok tercih edilmeyen bir ürün sanırım falafel. Anladığım kadarıyla. Hemen şunu da atalım.
Orada kalmıştık. Ya falafel verdik. Ama herhalde biraz hazırlık yapmak için bize müsaade ediyor. Alışveriş kısmını falan sabahtan da halledebiliriz sanırım. Şeyimiz bitti. Benim motorla gidip bir falafel bir humus daha almam şart ya. Da iki humus belki de. Motoru oradan çıkartacağız. Niye çok iyi? Motorun yakıtı falan yok ama herhalde burada. Oraya girilmez diyor zaten. Abi bana bir falafel ver. Yani de bundan ver. 6 dolarımız kaldı. Biraz para kazanmam lazım çünkü tüpü doldurmam gerekecek. Doldurmam gerektiğini unuttum. Tüm parayı harcadım hatta diyebilirim. Falafel ve humus istiyorlar. Hemen verelim. Gelir herhalde biraz sonra. Humus. Falafelimiz var. Alt yanlış kaldı. Humusunu aldım. La falafel. Bir bak. Evet, ikinci gün saat sabah 11. Saat sabah 11 oldu. Gazımız yok. Gazlığım için bile biraz sıkıntı yaratıyor. Kaç gibi geliyordu şeyleri bilmiyorum. Ama gelmesi lazım artık. Gelmezse gidip şeyden değiştireceğim. Toptancıdan. Biraz müzik. Evet. 41 dolarımız var. İnşallah 41 dolara bunu alabiliyoruzdur ya. Re. Tamam. 10 dolarım doldurdum bunu ya. Bu çok iyi. Bundan bir tane daha almak lazım. O pişirmeye devam etsin. Şuraya falafel koyalım. Şuraya bir tane humus verelim. Tavukta da bayağı fazla var ha. Abi gelin dışarıda yağmurlu havalarda dolaşmayın. Gelin içeri tatlı tatlı yemek yiyelim. 10 dolar ucuzmuş ama güzel sevdim. Buradan yenisini alamıyorum sanırım. Yenisini yine toplancı abiden alacağım. Şu elektrik falan bir gelsin de ona göre yenisini de alalım. Falafel şimdi. Orada yine falafel isteyen birisi var. Buyur abi. Kamyonu.
Kaç gibi geldi bunlar? 11-12 gibi falan geldi. Tamam. Aklımızda kalsın en azından. Masamızı toparlayalım. Tamam. Masamız olmadığı için belki gelecek birisi vardır. Orada ışık var. Araba kullanmıyor. Orada bir araba var. Şurada var. Bir tane burada bir araba var. Gerçi burada da araba var. Yani binaların şeyinden falan şehri tahmin etmeye çalışacağım ama bildiğim bir yer değil. Ve ot şu an var ya boşa yakıyordum ama fark etmemiş. Bunu da buraya koyalım. Tohumu. Bunları falan da. Umutları falafel sanırım ana şeylerim. Yani nedir? Ana ürünlerimiz. Bunun yanına çok yaklaşmıyorum. Çok cızırtı sesi geliyor. Dün 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 dün. Bunda falan kalitemiz gelmiyor. Yine falan kalitemiz. Pardon abi. Hadi falafel. Humus sıkıntı ya. Humus var ya, gidip bir 3 tane humus daha çözmek lazım. Şöyle temizleyeyim ama da gidip 3 tane humus alıp geleyim. Yol soldan akıyor zaten herhalde ama işaretlere bakarsam hala anlayamadım açıkçası neresi burası. Umut 1, 2, 3. Keşke şunları direkt motor sepetinin içine atsam ya. Ne kadar güzel olurdu. Şöyle geniş bir açıyla dönmeye çalışalım. Oyunun en büyük sıkıntılarından birisini izledik. Oyun baştan aşağı bak dolu. Müşterim, bu arada müşterim var. İki tane müşterim var hem de. Boşa gidiyor, boşa gidiyor. Falafel istiyor abi. Falafel. Böyle kusura bakmayın. Al işte. Artık tüm şeyi yaşadık. Elektrikte 82 dolarım var. Antenaya gitmemi istiyor. 24 saniye. Hemen gideceğim. Ocaktakini alayım hemen gidiyorum. Şimdi
Kötü yine boş harcamak istemiyorum ya. Az önce unuttum gittim ben. Boşa gittim. Bu da fındık var. Tamam. Şimdi haritamızda ATM sarı yerde. Tamam. Sağ tarafta ATM gözüküyor. Kaç dolar verdik? 40 dolar falan mı verdik? Yani o kadar para sürekli tutalım elimizde de. Elektriksiz kalmayalım. Biraz daha düzenli kalsın. Kaç, 14 saniye var. Aa, mesela iki içerik istediler. Ben içeriye aldım. Ben falafel verdim. Bunu koyalım. Güzel, güzel. Yavaş yavaş toparlıyoruz sanki. Saat 19 olmuş. Kaptanlarımız geldi. Ben çöplerimizi de hızlı hızlı attım. Hopsi, bir çöp daha geldi. Onu da attım. 11 saniye kala gaz bitti. Yapacak bir şey yok. Sıkıntı değil. Şuraya falafelini verdim. Şuradan soğuk içeceğimizi aldık. Böyle böyle. Abi içecek çıktı. Ah neyse. Bunlar kalkınca alırım içeceği. Nasıl olsa kalkacaklar. Falafel, humus, cold drink. Wow, işler hızlanıyor. Falafel, humus. Bu da içeceğiniz. Ben de bundan bırakalım şurada. 14. Tarafa mı alsam? Tarafa alayım. Falafel. Falafel. Direkt hızlanmaya başladı. Bitti abi, bitti. Saatten çok açık değiliz de bitti. Tamam. Ham madde stoğu yaptık en azından biraz. Kendimiz zaten yeni bir tane falafel şey daha alabiliriz. 3, 5 var burada. Salata içeceğimiz azalıyor biraz. Tekrar 3 artıya ulaştık bu arada aşağı tarafta. 100 dolara yeni bir sandalye alabiliyoruz. Onun için mi 3 tane gözüküyordu bilmiyorum derken gitti. Acaba hızlı siparişte aldığımız bağış falan mı gösteriyor? Olabilir mi öyle bir şey? Belki de. 11 saniye kala bu gitti. Saat 22. Saat 23'te kapatıyoruz zaten. Artık 23'te kapatırız. Şuradan falafel verdik. Humus burada. Yine terste kaldı ya. Masanın etrafında dolanmak zor. Ama iki yerli masa daha alırım şöyle. Yani şu tarafa, önlerine doğru. Bunları kullanabiliriz serviste.
Saat 11'de kapatacağız derken saat 11 oldu zaten. Şu şeyler gitsin kapatalım. Tamam. Bugün böyle geçti dükkanda. Yani fena değildi. Bayağı bir humus aldık. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane falan falafelimiz var. 5 tane diyelim hadi ona. Yarın bir falafel alıp tüpümüzü doldurup tekrar devam ederiz. Bu bölümlük de bu kadar diyelim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Dediğim gibi senin devamın gelmesini istiyorsanız videoyu beğenebilirsiniz. Yorum yapabilirsiniz. Ona göre devamını çekeriz. Hoşça kalın.